Dostlar herkes selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Kritik haftaya başladık. Bu hafta önemli veriler ve önemli Faiz kararları var, açıklamalar var. Peki bunlar ışığında yeni haftaya nasıl başladık? Açılışlarımız nasıl? Teker teker bakacağız. Bakmadan önce de şöyle kısa bir teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Ee, videoya beğeni atan, yorum atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, destekleyen herkese. Çünkü bunlar hem motivasyon açısından hem de videoların ön planı çıkması açısından e, önemli. E, tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta önemli dedik çünkü kritik veriler var dostlar. Çarşamba günü faiz kararı var. Amerika merkez bankası Fed'in faiz kararı gelecek. Faizde herhangi bir değişiklik beklemiyorum. E, piyasa beklentisi yüzde buçuk. Bir önceki zaten açıklanan faiz e, oranı da yüzde beş buçuk. Fed çok fazla bir kapalı kutu değildir. Genellikle piyasa ne istiyorsa onu veren bir kurumdur. E, faiz kararından çok basın açıklamaları önemli olacak. Powell'ın yine enflasyon üzerindeki açıklamalarını göreceğimiz düşünüyorum. Piyasaya çok da etkisi olmayan e, bir faiz kararı gelecek diye düşünüyorum. Tabii ki faiz kararı sırasında hareketlilik artacak. Özellikle kaldıraçlı piyasada işlem yapan dostlar birazcık daha dikkatli olmalı. Peki bitiyor mu? Bitmiyor. E, Cuma günü. Türkiye enflasyon rakamları geliyor. kritik veri diyebiliriz. Bir önceki Eylül ayı enflasyon rakamı %61.53'tü. Bunun altında bir rakam beklemiyorum. En azından %61'in üzerinde olmasını bekliyorum enflasyon oranının. Çünkü en son biliyorsunuz Merkez Bankamız 500 bas puanlık bir faiz artışı yapmıştı ve bu faiz artışındaki en önemli sebebin ee, enflasyondan dolayı yapıldığını söylemişti. Beklenmedik şekilde artan enflasyona vurgu yapılmıştı. %60'ın üzerine bir enflasyon rakamı gelecektir. Bu dolara yukarı yönlü etki yaparken bors üzerindeki baskıyı da bir nebze azaltacaktır. Peki dünyadaki enflasyon oranlarına şöyle bir bakalım istiyorum. Özellikle dünya haritasında e, sizin de görebileceğiniz gibi Orta Doğu'da ve Latin Amerika ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde e, yoğunlaştığını görüyoruz. Enflasyon en çok buralarda arttığını e, görüyoruz. Ve tabi burada Türkiye var. İran gibi ülkelerde de e, enflasyon yüksek seyrediyor. Avrupa'da ve e, Amerika'da çok fazla en azından e, enflasyonun çok da yüksek olmadığını görebiliyoruz. Enflasyon daha çok buralarda yoğunlaşmış durumda. Dünyada... 3-6 ee, 6. Altı, sıradayız. Enflasyon bakımından en yüksek 6. ülkeyiz dostlar. Yani yukarıdaki ülkeler zaten birçoğu açıklanan verilerin bile doğru olmadığı e, düşünülen ülkeler. Venezuela, Lübnan, Arjantin, Suriye, e, Sudan ve arkasından da biz geliyoruz. Gerçekten yüksek bir enflasyona sahibiz. Peki bunların Dolar TL üzerindeki etkileri ne olacak? Bors üzerindeki etkileri ne olacak? Dün özellikle pazar gecesi dolar TL açılmadan 8-9 sıralarında yani piyasalar açılmadan dolar e, Google'daki verilerde 24 TL civarlarında gözüktü. Bu veriler dostlar özellikle pazar açılışlarında gece saat 2'den önceki verileri dikkate almayınız. Çünkü gece saat 2'de Asya'da ilk piyasalar açılıyor. Yavaş yavaş Asya'nın en doğusundan batıya doğru açılmaya başlanıyor borsalar ve piyasalar. Bu şekilde piyasalar açılmadan veri sağlayıcılarına yanlış rakamlar olabilir. Dün de bulunan kaynaklı bir hata vardı zaten piyasalar açılmaya başlayınca düzeldi. Bunları çok fazla dikkate almıyoruz. Şimdi dolar TL bakın dolar TL e, sinsi sinsi yükselmeye devam ediyor. Aslında dolar rekorlar kırmaya devam ediyor. Yani her yükseliş aslında yeni bir rekor seviyesi, yeni bir ATH demek. E, önceden dolar 4 lirayken, 5 lirayken, 6 lirayken her birkaç kuruş arttığında, her yeni rekor kırdığında tüm haber siteleri Son dakika geçerlerdi. Ama şu an dolar sinsi sinsi yükseliyor, yeni bir rekor tazeliyor. Fakat çok da fazla e, haber siteleri haber yapmıyor. Son dakika haberlerini görmüyoruz, günden bile olmuyor. Yani önceden e, doların çıkışı haber olurdu. Şimdi doların çıkış haber olmuyor. Ama dolar buradan 1 TL düşse, 2 TL düşse tüm haber siteleri haber yapmaya başlar. Maalesef geçmişten günümüze kadar birçok şey değişti. Burada da doların çıkışı artık bizleri şaşırtmıyor. Peki dolardaki bu çıkışlar neyi işaret? Tabii ki e, bölgede bir savaş var. E, bizdeki enflasyon ve ekonomik durumda malum 28 TL üstüne attık. Usul usul çıkmaya devam ediyor. Dünya cünlü bir ekonomist e, ismini önceden çokça duyardık. E, Robin Brox. E, Dolar TL 7... TL birden düşecek demiş. Dolar kuru 7 TL birden düşecek demiş. Ee, ben bu tarz açıklamaları çok fazla itimat etmiyorum. Çünkü geçmişte de bu tarz çok fazla açıklaması var. Bu tarz ekonomistlerin. Ama hiçbirisi de tutma dostlar. Yani burada birazcık daha dikkat çekmek için yapılan açıklamalar. Dolar da şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın dolar sinsi sinsi gidiyor ama yavaş yavaş gidiyor. Bakın dolar yeni bir ee, zirve bulacağı zaman yani düşüşe geçeceği zaman Genellikle sert yükselişler yapar Yukarı pik hareket yapar ee, yukarıda bir iğne bırakır, ondan sonra gevşemeye başlar. Geçmişte hep bu şekilde olmuştur. Ama dolar yukarı sinsi sinsi gidiyorsa, henüz daha zirve bulmadık demektir dostlar. Yani bu beni korkutan taraf niye? Çünkü dolar bakın mesela buradayken 8-9 lirayken böyle sinsi sinsi yukarı yavaş yavaş gittik, yavaş yavaş gittik, yavaş yavaş gittik. Ondan sonra birazcık daha yükselişler hızlandı. En sonunda bakın ne kadar sert hareketli yukarı. E, pik hareket yaptığını görüyorsunuz yukarı sert e, Bir pik yapıyor oradan gevşemeye başlıyor Şu an beni korkutan kısım Evet rekor kırıyoruz Ama dolarda sert hareket yok yani böyle Usul usul gidiyor yavaş yavaş gidiyor e, Ama sert bir Spike hareket yok Bu dolarda Yolun Daha başında olduğumuzu gösteriyor olabilir Özellikle bu şekilde çıkışlar devam ederken işin sonuna bakın zirve bulacağımız zaman belki de daha sert yükselişler göreceğiz. Tabi bunları da takip edeceğiz. Beni korkutan taraf bu. Ee, yani dolar tl'de bu yükselişler e, geçmişteki ya da alışık olduğumuz sert çıkışları sert yükselişlere benzemiyor olabilir. Daha da kötüsü maalesef bizleri bekliyor olabilir dostlar. Çünkü dolar bir zirve bulacağı zaman dediğim gibi pik hareket yapar sonra gevşer. 28 TL üstünde 30 TL'ye doğru çıkışı devam edecektir. Burası destek, burası ise kısa vadeli dirençtir. Ha 2023'ün sonuna kadar da kademeli olarak bu civarları doğru yükselişler bekliyorum. 10 altın tarafı. Şimdi 10 altın çok güçlü. Ben size ucuz kalmış ürünlerden birkaç tane göstermek istiyorum. Öncelikle onsaltın e, böyle savaş dönemlerinde özellikle Orta Doğu'da biliyorsunuz işler kızıştı. İsrail Filistin e, savaşı devam ediyor. Yeni cephe açılacak mı? Amerika'dan gelecek açıklamalar. Orası tam bir kaos ortamı. Böyle bir durumda tabii ki altına short işlemi vesaire açılmaz. Yani düşüş yönlü işlem açılmaz. E, 2000 TL üzerine 2010 TL 10 dolar üzerinde 2070 dolara kadar bakın 10 altında yükselişler devam edebilir belki buradan bir short işlemi olabilir ama özellikle şu savaş ne olacak bölge ülkeleri e, ne yönde aksiyon alacak bunları görmeden short işlemi önermiyorum 2010 dolar üzerinde birkaç saat kalabilirse hedefi 70 dolarlar olacak 10 altın tarafında. Gram altın ise zaten yükselişlerin devam ettiğini konuşuyorduk. En son size 1600 TL'de üstüne basa basa alın demiştik. E, 2050 TL'ye doğru ilk etapta orta uzun vadede 2500 ve daha yukarılar gelecektir dostlar. Yani gram altın alan dostlarımızın artık tutması gerektiğini çok fazla al sat yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Unutmayın al sat yapmak size para kazandırabilir ama sahiplik zengin eder dostlar. Yani zengin etmese bile en azından daha çok para kazandırır. Hani gram altından zaten şu ana kadar en azından enflasyona karşı ve dolar tl'den bir miktar daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz. Belki sizi çok fazla zengin etmez ama en azından güzel kazançlar sağlayabilir. Al sat yapmak yerine tutmak bu süreçten sonra çok daha mantıklı olacaktır. Buradan bakın ucuz kalmış platin paladyum gibi ürünler var. Özellikle size paladyum göstermek istiyorum. Bu savaş e, çıktıktan sonra değerli metaller e, özellikle bazıları çok fazla satış yedi. Zaten bu tür savaşlarda işte platyum, paladyum, demir e, gibi ürünler, e, metaller satış yer. E, Paladyumda ekstra satışlar yedi. Bakın buradan neredeyse... 1100 dolara kadar gevşedi dostlar. Çok önemli bir destek bölgesine geldik. Bu destek bölgesinin önemli. 1100 dolar. Geçmişte, özellikle bakın 2018'de burayı geçemiyor. Burası bir direnç kırdıktan sonra büyük rally'i başlatıyor. Daha da geçmişe bakmak gerekirse 2000'li yıllarda. Burası çok büyük bir direnç bölgesiymiş. 1100 dolar bölgesi. Kıramayınca neredeyse 150 dolarlara kadar düşüyor. Yani burası çok kritik. Ben buranın önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum ve ilk eee paladyum da buradan yapıyorum. Yani ilk derken ilk kademeyi de buradan yapıyorum. Güzel bir bölge, değerlendirilebilir bir bölge. Şu an 1163 dolarlardayız. E, 1100 dolar üzerinde kaldıkça tekrardan bakın 1700-1800 dolarları doğru çıkışın devamını bekleriz. Buradan neredeyse %50 hatta %70-%80'lik bir kazanç potansiyeli var paladyumda. Ha, platin falan da güzel yani onlar da güzel gevşedi. Destekten çok güzel döndü geçtiğimiz günlerde 855 dolarlardan. Ama ben e, Paladium'a daha pozitif bakıyorum. Tabi e, platin de güzel yerlerde yani 855 dolar üstü kaldıkça yukarıda 1100 dolara doğru devam edecektir ama yani ben paladyumda daha büyük fırsatın olduğu düşüncesindeyim ee, gram gümüş TL daha güçlü durmaya başladı gümüş dolar Çünkü e, şu an daha güçlü duruyor gram gümüş TL'de 22 TL üzerine atmamız yakındır attığımız an hedefimiz 25 TL olacak Dostlar burada da tutmaya taşımaya devam borsa tarafı şimdi borsa tarafında Bugün birazcık daha destekler üzerinde tutunan yeşil bir hareket var. Şunu söylemek istiyorum. Bakın buradaki çanağı tamamlamak istiyor. Önceki 7400-7500'den destek aldı. Bu hafta içerisinde ben 8200'lerin görülmesini bekliyorum. Oraya da geçemezse tekrardan salma hareketi gerçekleşebilir. Orada vereceği kararlar önemli olacak tekrardan değerlendireceğiz. Ama öncelikle 7500 üstünde 8200'e kadar 8150'ye kadar bir çıkış beklentim var. Borsayı bu şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.